Bakayım şimdi Görkem'le kim tim abi? Kim timsiniz? Siz ikiniz tim mi oldunuz? Üçlü tim olursanız ban atarlar. Mal mısın oğlum ya? Salak herif, salak herif. Evet, salaklık da bugün abi. Evet, kerizisler üçlü takım oldular. Gördünüz mü abi? Üçlü takım oldu şerefsizler. Abi. Bakayım şimdi Görkem'le kim tim abi? Bakayım şimdi Görkem'le kim tim abi? Evet sayın seyirciler, karşınızda bir team. Hey şuraya bakın, bir kişiyle daha teammiş. Lanet olsun adamım, 3 kişi takımlar. Diamond kılıcı var bir de şerefsizin. Var ya, siz birbirinize vurmazsanız. Üçlü takım olmuş şerefsizler ya. Üçlü takım. Nice. Şeref. Sizler. Aa bir dakika, bunları bekleyeceğim. Bu şerefsizleri bekleyeceğim. Bu şerefsizleri bekleyeceğim abi. Hay sizin ben ağzınızı. Üçlü takım olmak ne demek ya? Üçlü takım olmak ne demek? Geri zekalı aptallar. Ne, bir dakika bakayım. Yeni oyuna girmişlerdir belki abi. Buraya girdiler büyük ihtimalle. Girip bakacağım. Burada mısınız? Buradasınız. Berat Winner YT. Kardeşim. Üçlü team olmak yasak. Bilmiyor musun? Heh. Adam akıllı. Oynayın şu oyunu. Üçlü takım oluyor şerefsizler abi bak. Üçlü takım oluyorlar abi bak. Yakinsel yazıyor bir de. Çıldıracağım. Çıldıracağım abi. Çıldıracağım böyle. Çıldırtacaklar beni. Ya Gizol lan gevşek takım değildik yazıyor bir de. Bir dakika. Discord gelir misiniz abi? Durun. Gideceğim bir yere pusacağım. Pusacağım bir yere. Sırf bunlara mesaj atmak için girdim oyuna şu anda. Bir de gevşek yazmış bana. Videodaydım abi. Gideceğim, hani Türk yetkili de tanıyorum. Moderatör de. 3 kişiyle aynı anda takım olduğunuzu gayet güzel gördük. Bir dakika bir yere pusayım. Yazacağım ben bunları çünkü. Şu içeriye girip pusayım abi. Yani 3 kişi takım olmuşlar. Videoyu da çektim. Görkem'e dalmadın abi. Var. Kankimizi arkalarsak çok güzel olacak. Selam. Adam kılıcını attı abi adam. Adam korkudan kılıcını attı. Artık adamın kafasına nasıl düştüysem adam korktu kılıcını attı. Merhaba arkadaşlar, ben izleyicimiz Mükemmel Yaşam Minecraft'ta Survival Games önünüzdeki teşekkür ederim çünkü soru geçerken video. Kesinlikle ben Melihten, hala kanalıma siz abone olup bildirim butonuna kafa atmayı unutmayın gençler. Umarım güzel videolar, umarım oyun çıkarız dedikten sonra çok hızlı konuştuğumu fark ettim abi, cidden ben bile yoruldum şu anda, terledim yani. Ne oluyor, ne bok dönüyor, ben de çok anlamadım o kısmı. Neyse, bugünkü konumuz gençler, bu gizli hileler, banlatmayan hileler cidden işe yarıyor mu bildiğiniz gibi. Ben de daha önce bu hilelerde oynadım ve video çektim. Bu hileler ne kadar işe yarıyor, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu hileleri ağzına kadar açarsanız ban yersiniz her türlü. Hani az çok bahsedeceğim. Paralı hileler var. Onlar ban yedirtmiyor. CSGO'da da olduğu gibi, CSGO oynayanlar varsa aranızda. Orada da paralı hileler var abi. Paralı hileler sadece çalışıyor. Diğerlerinin konsol tarafından ban yeme riski var. Tamam, şimdi bunları bırakalım bir yana. Çünkü ben büyük ihtimalle öleceğim ve öldüğüm zaman da çok sinir hastası oluyordum. Konudan bahsedemiyorum. Ondan ötürü aşağıdaki chest'e gitmek istemiyorum abi. Benim salar mısın? Yukarı çıkacağım. Ben ortadan kılıç craftlayacağım. Ondan ötürü şöyle bir 5-6 kişi kaldığında bahsedeceğim. Konudan zaten konumuz da kısa. Çok fazla şu anda bahsetmek istemiyorum. Sonra sinir krizine falan giriyorum. Çıldırıyorum ben abi. Bir gidebilir miyiz? Bir gidebilir miyiz? Gidebilir miyiz? Bir tamam. Ya bu hileler ban attırmıyor. İşte sınırsız falan hileler var. Bu hileler çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bundan bahsedeceğim. Çok zor bir konu değil ki. Ortada kaç kişinin cesedi var. Bellaine yeni bir güncelleme gelmiş. Eski için olan derecen işlendi. Bu mesajın üstüne detaylar için yönel demiş. Win rating 1403 53 bir şeyler bir şeyler yazıyor orada. Çok anlamadım. Bellaine'de bayağı değişmiş yani. İlginç ilginç şeyler yapmışlar Bellaine'de. Daha güzel mi olmuş? Daha hoş mu olmuş? Çok değil ama. Türkler için yine destek sağlamışlar. Türkçe dil desteği.
daha iyi bizim için bu da dostlarım. Şimdi bakıyorum etrafta adam bir şey var mı? 1.7'de girdim ama F3'ü çekmeye korkuyorum. Sonra beni reportluyorsunuz abi. Biliyorum sizi. Çakallar reportluyorsunuz. Şimdi şurada bir kankimiz var. Kankimizi arkalarsak çok güzel olacak. Selam. Adam kılıcını attı abi adam. Adam korkudan kılıcını attı. Artık adamın kafasına nasıl düştüysem adam korktu kılıcını attı ve orada bir yanlışlıkla bir şey yaptı. Yazık günah vallahi adama da. Şimdi beni de arkalamasınlar burada bir şey craftlarken. Hop vallahi üzülürüm. Şu itemleri atalım, bunlar gereksiz şu anda bizim için. Demirimiz var. Ekmeği de attım, atmak istemezdim ama attık yani. Envanterde çok yer kaplıyor abicim. Şunu da atayım hadi, bunu da attım. Birileri alar mı alır ama neyse attım hadi. Her neyse, şimdi adamcık var mı arkalarımızda falan, yok. Adam korkudan kılıcını attı, orada bir şeyler oldu ama çok da önemli değil. Tamam, 50 saniye sonra şuraya drop düşecekmiş. Oradan ya kask alayım ya diamond alayım. Kask alayım ya, oradan da bir kaskımızı alalım droptan. Neredesin drop? Şuradasın, bayağı yukarıdasın. Gidelim abi dropumuza doğru. Chat'ten de Skype'ın var mı diye, Görkem diye falan fisten mesajlaşıyorlar abi. Dropçum neredesin hacı? Tamam, drop az sonra düşecek. Büyük ihtimal buraya da birileri gelir yani abi. Gelirse de pusar keseriz onları da. Çünkü yukarıdayız, avantajımız var, oltamız var. Kolayca kesebiliriz bence buraya biri gelirse tabi. Çok iyi oynamıyorsa, kötü oynuyorsa keseriz. Bakayım abi adam bir şey geliyor mu? Yok, tamam, bu drop büyük ihtimalle bizim olacak. Şimdi gençler, konudan bahsetmek istiyorum çünkü 7 kişi kalmış. Bildiğiniz gibi ben birkaç tane hile videosu çektim ama hileleri paylaşmadım ve videolarda da bilerek kimseye zarar vermedim hileyle, insanların hakkına girmemek için. Dostlarım, bu hileler cidden çalışıyor günümüzde. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Hileyi çok fazla açarsanız konsol, yani oyunun içindeki robot, kendi kendine algılayıp sizi banlıyor. Bazı hileler var. Ghost Client diye geçiyor bu hileler dostlarım, ki kask çıktı gayet güzel. Bu hileler Ghost Client diye geçiyorlar ve bu hileleri parayla satın alıyorsunuz. Bu parayla satın aldığınız hilelerde kullandığınız sürece konsol size ban atamıyor. Çünkü algılamıyor hileleri konsol. Ban yeme riskiniz var mı? Var. Ancak şöyle ban yiyebilirsiniz. Bir moderatör sizi izleyecek. Diyecek ki ulan bu hile kilir kesin. O zaman ban yersiniz, ki daha önce Cheeseboy gibi Türk YouTuber'larda hani ban yediler moderatörler tarafından. Moderatörler izliyor, ulan ya bu çok çok iyi oynuyor ya da hile diyor ve banlıyorlar kendi kararlarına göre. Aksi takdirde oyun içinde kargaşa çıkıyor, çünkü banlamazlarsa ulan bu adam hile hala bu serverda gibisinden. Bu yüzden de moderatörler bazen suçsuz yere insanları banlayabiliyor. Bu sadece Minecraft'ta geçerli bir şey değil. CSGO'da falan da parayla hile satın alabiliyordunuz. Ben zamanında almıştım 2-3 tane arkadaşta. Ama hilenin süresi şey oldu. 3 kişi aynı anda girince hile bize ban attı abi. Benim hesapta wack yemiştim. Sonra da öyle zaten çok CSGO oynamıyordum. Yeni bir tane hesabım var şu anda ama girip de oynamıyorum yani. Hesaba da 0 kere girilmiş yani. CSGO duruyor sadece hesapta. Onun dışında hani CS falan oynamıyorum çok fazla. Hatta hiç oynamıyorum diyebilirim çünkü zaten oynamaya da vaktim olmuyor. Arada işte Minecraft videosu falan çekiyorum. Sonra bunları yüklüyorum. Çok ders falan da çalışamıyorum abi şimdi. Adam var. Kılıcımı göstermeyeceğim. Senin de kılıcın ayrılmış abi, ne tesadüf. Tamam. Bakayım etrafımda birileri var mı? Yok. Tamam, ben ortadan kaçacağım çünkü. Resimli olan diyor, çabuk diyor, Berat diyor. Aha. Aha. Gençler. Team olmayın. Abi team olmayın ya. Bir dakika. Tanırlar belki. Ben ya gizli yazayım. Tüm AP yazdı lan. Abi adam çok çabuk tanıdı, bakın hemen AP dedi, gördünüz mü? Tamam, şaka bir yana şunları bir atayım. Oo, şunları bir at. Ben de İsmet RG yazdı. Valla neyse. Bakayım şimdi Görkemli kim tim abi? Kim timsiniz? Siz ikiniz tim mi oldunuz? Üçlü tim olursanız ban atarlar. Mal mısın oğlum ya? Salak herif, salak herif. Evet, salaklık da bugün abi. Evet, kerizisler üçlü takım oldular. Gördünüz mü abi? Üçlü takım oldu şerefsizler. Abi. Bakayım şimdi Görkemli kim tim abi? Bakayım şimdi Görkemli kim tim abi? Evet sayın seyirciler, karşınızda bir team. Hey şuraya bakın, bir kişiyle daha teammiş. Lanet olsun adamım, 3 kişi takımlar. Diamond kılıcı var bir de şerefsizim. Var ya, siz birbirinize vurmazsanız
Üçlü takım olmuş şerefsizler ya. Üçlü takım. Nice. Şerefsizler. Aa bir dakika, bunları bekleyeceğim. Bu şerefsizleri bekleyeceğim. Bu şerefsizleri bekleyeceğim abi. Hay sizin ben ağzınızı. Üçlü takım olmak ne demek ya? Üçlü takım olmak ne demek? Geri zekalı aptallar. Evet abi, adamları buldum. Gittim hani. Yaptığınız ayıp şerefsizliktir de dedim. Çete küfür yazmayacağım gençler, çünkü sonra Türk yetkililer hani bana diyorlar ya, yapma böyle şeyler, yasak sonuçta diyorlar. Daha önce böyle bir yetkiliyle papazlı oldum abi, sırf çete yanlış bir şey yazdığım için. O yüzden çete küfür falan yazmayacağım ya da sözlü olarak kimseyi taciz edeceğim abi, çünkü yapılan şeyin yanlış olduğunu hem ben hem de onlar biliyor. Sadece kınamakla kalıyorum ve mouse'umu kırdım abi, o kadarla kanıyorum yani, kalıyorum. Neyse. Üçlü takım bayağı güzeldi yani. Bayağı iyi oynadılar. Proydular. Kesinlikle haklarıyla kazandılar. Adamların günahına girmeyeceğim. Üçlü takım olarak haklarıyla kazandılar. Neyse gençler, sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.